Tamam bu ne? Tamam ya. Bu Ece, bu tatlı bura. Şu da. Hepsi vardı da Huawei'yi 5 tane. Şu var. Vardem üstünde meyve çok değil mi? Tropikal konusunda yetiştirilemez, ulaşılamaz görülen birçok... Efendim, öncelikle bir numaralı ürünümüz muz var. Artık muz bizden biri oldu, dünyanın bir ürünü oldu. Ama tropikal bir meyve ve şu an bölgemizin de en büyük geçim kaynağı muz üreticiliği. Ondan sonra şu anda bölgemizde Passiflora dediğimiz sakinleştirici bir ürünümüz var. Yine mangolar şu anda bölgemize yetişiyor. Litçiler yetişiyor. Pataya denilen çok güzel bir meyvemiz var bizim. Ejder meyvesi denilen. Ve bunun gibi yaklaşık 16-17 tane belki daha fazla bir ürün şu anda bölgemizde yetiştiriliyor. Ürün şu anda Gazipaşa ilçemizde hem üniversitelerimiz hem araştırma enstitüleri hem de çok meraklı vatandaşlarımız sayesinde artık ülkemizde yetiştiriliyor. Bunun da güzelliğini ve keyfini biz Gazipaşa'da yaşıyoruz. Bir 6 ve 7 tane ürünümüz de bizim deneme amaçlı şu anda üretiliyor. Yani şimdi kaymakam da geldi. Buraya mı gelecek bazen? Evet. Buraya mı gelecek acaba? Kaşlayayım bari ben. Gelir gelir. Gelir kaşlayayım. Nasıl yapsak acaba? Birisi Bodur olan da var. Şey olan da var. Bodur Bunlardan özellikle adaptasyon açısından ön plana çıkan iki türü öncelikli olarak söylemek istersem guava ve pasiflora ön plana çıktı. Fakat tabii ki bir ürünü yetiştirmede sadece yetiştirmek önemli değil. Aynı zamanda bunun satışı da önemli. Biraz sonra ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Ama bunlardan özellikle pasiflorada ve guavada bir yılda iki ürün alabiliyoruz. Bu bir çok önemli bir avantaj. Anamur yapıyor, Alanya yapıyor, bir tek burası yapıyor. Tropik Fest. Vallahi çok iyi olur. Tropikal eşittir yani. Muz deyince Anamur geliyor ya. Tabii. Tropikal. Tabii olur. Son zamanlarda pita yayı, işte papaya gibi türleri görmeye başladık. Ama bizim getirdiğimiz şu andaki özellikle longan, liçi, bana göre hani birazcık daha gerçekten olabilecek türler ve bunların daha ileri aşamada bu iki türün de yaygınlaşabileceğini düşünebiliyoruz. Şimdi bizim çalışmamız şu anda ilk birinci aşamayı tamamladık. Bundan sonraki aşamada demonstrasyona geçeceğiz. Demonstrasyon nedir? Ön plana çıkan türlerden hangilerini ön plana çıkardıysak bunları daha geniş alanlarda yetiştirmeye başlayacağız. Evet. Geçiyorum sıra bizde. Ziraatçı olmanı da var. Yaparım vallahi. En avantajlı. Nasıl yapalım? Burada bir tane şey kaldı, mango kaldı. Beyza, mangoyu hadi sen. Bir şey konuşuyoruz Beyza Hanım. Asıl kaymakam biliyor, bak önde görüyor musun? İlk yıllarda oldukça fazla soğuktan zarar gördü. Diğer türlere baktığımız zaman da en zarar gören tür mango oldu. Ama buna rağmen soğuktan etkilenen dalları biz budadık ve yine ilkbaharda bu sürgünlerden gelişmelerin iyi olduğunu gözledik. Ve bu meyveleri hasat edip pazara gönderdiğimizde 10 liradan 30 liraya kadar ürünlerin satıldığını gördük. Kestiğin zaman bir şey olmaz. Şunu ben budadığımız işlem o zaten. Dün de arazideymiş, bugün de arazide. O bizim orada... Nohut yeri diye. Bir meyveye bak. Meyve bu. Evet, çok güzel. Burası ikinci senesi. Evet. Ben de 3 gibi hatırlıyorum. Ha, öbür taraf. Ha, ikinci. Var mı başka yerde? Var var. Şöyle bir tane var burada. Hani hasat edecek. Valla bunu yapıyorum hocam. Meyvelerin büyüklükleri ondan zaten. Tabii ki ben onu diyeceğim. Kendi... Çok su değil. Kısa suyu da az.
Biliyorsunuz şeyler oradan oluyor.